Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 17-23 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, dolunay haftasındayız ve sizin için de önemli bir hafta. Hemen ayın 17'sinde, pazartesi günü 11.30'da 25 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek. Özellikle aralığın ikinci yarısında doğduysanız, yani doğum gününüz 10-21 Aralık arasıysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Dolunaylar tamamlanma dönemleridir, farkındalık ve dönüşüm dönemleridir. Ve dolunayla beraber siz hayatınızda e, bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Bir anda hayatınızda sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Jüpiter önemli fırsatlar da getirebilir size. Bunlar manevi anlamda da olabilir, çevresel anlamda maddi fırsatlar şeklinde de olabilir, ilişkiler alanında da olabilir. Çünkü bu dolunay sırasında Venüs de ikizler burcunda olacak, karşıt burcunuz olacak. İlişkiler alanında şu anda önemli şanslar alabilirsiniz ve bazı önemli kararlar da verebilirsiniz. Yeni ilişki fırsatları olabilir, süre gelen ilişkilerinizin de önemli dönüşümler yaşaması mümkün. Bu tabii ki bir işbirliği de olabilir, evlilik gibi bir konu da olabilir. Kişisel imajınız, görünümünüz, fiziksel anlamda kendinizle de ilgili bazı e, dönüşümler yapmanız mümkün. Dolunaylar bulunduğunuz ortam içerisinde fark edilmenizi, dikkat çekmenizi sağlayabilir. Yaptığınız çalışmaların artık karşılığının bir şekilde ortaya çıktığı, belki bazı ödüllerle karşılaştığınız, ödülleri aldığınız, dikkat çektiğiniz, öne çıktığınız, fark edildiğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Hafta boyunca bu dolunay etkili olacak sevgili yaylar. Evet, bunun dışında bu haftanın en önemli gezegen açıları Mars ve Merkür'ün Plüto ile yapacağı zıt açı. Mars ve Merkür Yengeç burcunda. Ee, sizin 8. evinizde Plüton'un da tam karşısında olacak. Ee, bu hafta e, 8. evinizdeki hareketler çok fazla harcama yapabileceğinizi gösteriyor. Evet. Para konularında biraz e, hızlı gelişmeler var. Harcamalar var. Borç alacak konularına daha dengeli yaklaşmakta fayda var. 8. ev aynı şekilde şifa evidir. Anne hani psikolojik, ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü şifa terapi çalışmaları yapabilirsiniz. Belki kendinizle ilgili yay dolunayının etkisiyle ilgili fiziksel, ruhsal alanda kendinize iyiydi bazı uygulamalar yapacaksınız. İşte bu finansal olarak tabii ki masraflarda yaratabilir. Ee, belki estetik anlamında güzellikle ilgili bazı konular olabilir. İlişki dinamiklerinizde eşiniz, eşinizin kazançları ve gelir gider dengesine biraz dikkat edelim. Bu hafta her türlü ilişkide, iş birliklerinde ve eşinizin kaynaklarıyla ilgili alanda stresler oluşabilir. Ee, Mars burada genel olarak biraz daha e, parasal baskılar yaşayabileceğinizi ve daha fazla finans çıkışının hayatınızda olabileceğini de işaret ediyor. Evet, bu hafta e, Çarşamba ve Perşembe Ay Oğlak burcunda ilerlerken hafta genelinde en fazla parayı düşünüp parayla ilgilendiğiniz ve genel olarak bütçenize odaklandığınız hafta olacak, günler olacak. Cuma ve cumartesi ise ay kovadan geçerken e, hareketlilik artıyor, iletişimle ilgili konular güncelleniyor. Gezi ve seyahatler özellikle cuma ve cumartesi hayatınıza girebilir. Hafta sonunda ise cumartesi akşamı ve pazar günü ay balık burcunda olacak. Ay balıktan geçerken ailevi konular sizin için öncelikli hale geliyor. Ev ve yuvada da ev ortamında da daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Neptün etkisi biraz hassas olabileceğinizi, duygusal olabileceğinizi gösteriyor gökyüzü. Hassas enerjiler var. Manevi yanında güçlendiği bir dönem. Etrafınıza karşı empati yapabilir, daha duyarlı davranabilirsiniz. İhtiyacı olan kişilerle ilgilenebilirsiniz. Belki ebeveynlerinizin sizin biraz ilginize ihtiyacı var. Bu maddi manevi bir Yardımda olabilir. Onlarla ilgilenmek, onlarla zaman geçirmek için de hafta sonu size gayet hoş bazı imkanlar, fırsatlar sunabilir sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.